Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konuda çok açık ve net bir fetvası var. Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan organ ve doku bağışı haftasında organ bağışının önemine dikkat çekiliyor. Peki organ bağışlamak dinen caiz mi? Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konuda çok açık ve net bir fetvası olduğunu belirterek, İslam dinine göre organ bağışı yapmanın caiz olduğunu söyledi. Hem organını bağışlamak isteyen rıza göstermesi gerekiyor. Hem bağışı almak isteyen bunu kabul etmesi gerekiyor. Hayati tehlikenin bu vesileyle, organ bağışı vesilesiyle tedavi edilmesi, kalp gibi işte çeşitli şekillerde, bir de bu bağışın caiz olabilmesi için aynı zamanda beyin ölümünün gerçekleşmesi gerekiyor. Şayet beyin ölümü gerçekleşmeden önce bağış yapacak olan, organını bağış yapacak olandan bu bilgi alınmadıysa, onun geride kalan yakınları bu onayı vererek organ bağışı yapılabilir. Çoğu zaman çok hayatlar böylece kurtuluyor. Böbrek nakli gibi, kalp nakli gibi. Bazen doku uyuşmazlığı olduğu söyleniyor. Ama dinen bu şartlar yerine gelirse, karşılıklı rıza olursa ve beyin ölümü gerçekleşirse organ bağışı yapmak caizdir. İslam dinine göre, dinimize göre. Cenab-ı Hak bütün hastalarımıza şifalar versin. Koruyucu hekimliği önemsememiz lazım. Bunu da söyleyelim. Eskiden insanlar doğal beslenir, günlerine, yaşantılarına dikkat ederek insanın sağlığını tehlikeye sokan, işte çeşitli bağımlılık yapan, sigara gibi, alkol gibi, diğer uyuşturucu gibi maddelerden uzak durarak ve temizliğe, hijyene dikkat ederek günde 5 defa abdest alıyoruz. Bu çok önemli. Ellerimizi yıkamamız, yüzümüzü yıkamamız, ayaklarımızı yıkamamız. Böylece temizlik kurallarına dikkat ederek yaşadığımız zaman inşallah bu organlarımız bize emanet olarak verilen, bu organlarımızı en iyi şekilde korumamız gerekiyor. Bunlar emanettir. İstediğimiz gibi efendim bunları tahrip etme hakkımız yoktur. Cenab-ı Hak kendi verdiği bize vücudumuzu da emanet olarak verdi.